İslam yaşantıdan çok uzak olan kimselerle ortaklık kurmak caiz mi? Caiz. Adam kafir de olabilir. Yani illa da ortaklık yaptığın kişinin çok iyi bir Müslüman olması gerekmez. Ortaklık ticarettir. Sağlam esaslar üzerine bina edilmeli. Ortağının Müslüman olmasından ziyade dürüst olması önemlidir. Müslüman ama sahtekar. Olmaz olsun böyle ortak. Öbürü kafir ama şahsiyette ahlaklı dürüst bir insan. Vallahi ben onunla ortak olmayı tercih ederim. Sahtekar bir Müslümanla ortak olacağımı. mı? Kafir dürüst, şahsiyetli bir insanla ortak olmayı tercih ederim. Burada ortaklıkta esas olan din değildir. Esas olan esas olan dürüstlüktür. Ama şöyle olursa o ortağın dürüst bir insan ancak İslam düşmanı ve sen de onun ortak olduğunda onun İslam düşmanlığı yapmasına yardımcı olmuş oluyorsun. Onun para kazanmasına yardımcı oluyorsun. O, o kazandığı parayla İslam düşmanlığı yapıyor mesela. Olacaksa tabii onunla ortaklık caiz olmaz. Yani buradaki haramlık kafirle ortak olmanın haram olmasından değil. Haram li aynihi değil. Haram gayrihi. Başka bir harama sebep olduğundan. Eğer o adam İslam düşmanıysa ve sen onunla ortak olduğunda o İslam'a daha zarar verebilecek bir güce ulaşacaksa elbette onunla ortak olmak bundan dolayı haram olur. Kafirle ortak olmak haram olduğu için değil. Ya da mesela İslami yaşantıdan uzak olan ama Müslüman bir kimseyle ortaklık caiz mi? Evet caiz. Kafirle bile caiz. Fakat hırsızsa, sahtekarsa, yalancıysa ortak olursan pişman olursun yani. Böylesiyle ortak olan en de sonunda pişman olur. İslam yaşantıdan uzak derken mesela adam içki içiyor, namaz kılmıyor. Ama adam dürüst. Şahsiyetli, mert bir insan. Ortaklık yapılabilir.